Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, En'am suresinin 141. ayeti celilesine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'la ayet ayet buluşmayı, ülfet etmeyi, inşallah Rabbimizin murad ettiği manalarla buluşmayı ve hayatımıza her alanda bir nur olarak Kur'an-ı Azimüşşan'la nurlanmayı nasip ve müyesser eylesin. Estağfirullah. Ve huvellezî enşe'e cennâtin mağruşâtin ve gayra mağruşât. O Allah ki çardaklı çardaksız ya da Türkçemize asmalı ya da asmasız bağları ve bahçeleri yaratandır. Nice nice bağlar, bahçeler yaratan Allah'tır. Ve nakhle ve zer'a muhtelifen ükülü. Yine o Allah hurmalıklar ve muhtelif tadı, rengi, çeşidi farklı olan ekinler yaratandır. Onları da Mevla halk etmiştir. Ve zeytune ve rummane müteşabihen ve gayre müteşabih. Birbiriyle benzeşen ya da benzeşmeyen zeytinler, efendim, narlar yetiştirendir Allah. Yani Yüce Rabbimiz bütün bu nimetlerin Zat-ı Uluhiyeti tarafından halk edildiğine işaret etmektedir. Devam ediyor ayet-i kerime. Kulu min semerihi iza esmera ve atu hakkah. Bunlar meyvelerini verdiği zaman bunların meyvelerinden yiyin diyor Cenab-ı Hak. Ve hasat günü de, tabiri caizse bağ bozumu ya da meyvelerin toplanma günü de onun hakkını da verin. Cenab-ı Hakk'ın hakkını. O fakirlere, fukaraya, komşuya, efendim görüp de gözü kalana, gönlü çekene verin. Ve la tusrifu ve fakat israf etmeyin. Boş yere harcamayın. Allah'ın gösterdiği hudutlar dışına çıkmayın bu noktada. Gerek yerken israf etmeyin, gerekse ortaya çıkan meyveleri israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin, zira Allah müsrifleri sevmez. İsrafçıları sevmez. Efendim bu ayet-i kerime hayatımızı bir şekilde çizerken, hayat rotamızı çizerken Allah'ın nimetlerinden istifademizin ölçülerini de veriyor bir anlamda. Hem nimetin haktan olduğunun farkında olmak. Şükrün temelini bu oluşturuyor zaten. Cenab-ı Hak şükreden kullarım azdır buyurur. Gereği gibi şükreden kullarım azdır. Şükürsüzlük nimeti bilmemekten, görmemekten, nankörlükten kaynaklanır. Kulluğun temelinde şükür vardır. Yani hakkı görmek vardır. Her nimetin içinde mün'imi görmek, yani o nimeti vereni görmek, her rızıkta rezzakı fark etmek bir uyanıklıktır. Yani gönül uyanıklığıdır, kalbi uyanıklıktır, şuurun uyanmasıdır. Nimetlere hakkın bir ikramı, ihsanı ve onun bir lütfu olarak bakabilen insanlar zaten bir şekilde kulluklarının farkında olduklarından sürekli şükür duygusu içinde yaşayan bahtiyarlardır. Öyle olunca Yüce Rabbimiz inanana inanmayana
hemen herkese, yani siz belki evet tohum olarak ekmiş olabilirsiniz, fidelerini dikmiş olabilirsiniz, suyunu vermiş olabilirsiniz, çardağını yapmış olabilirsiniz, işte bir şekilde asmalar kurmuş olabilirsiniz ama onları yaratan, onları inşa eden, büyüten Allah'tır buyuruyor. Dolayısıyla siz bağınızı, bahçenizi bile kendinize nispet etmeniz doğru değil. Hakkın nimeti, Hakkın ihsanı diye görmek durumundasınız. Kehf suresinde Yüce Rabbimiz bize bu konuyla ilgili bir de misal verir. Allah'ın nimetini gören kimse ile görmeyen kimseyi bize Cenab-ı Hak anlatır. Der ki Kehf suresi 34. ayetten başlar. Aşağı yukarı 39. ayete hatta 41. ayete kadar devam eder. Orada şöyle bir iki kişi arasında bir konuşma geçer. Birisi der ki tabiri caizse böyle bir Allah ona güzel bir bahçe vermiş. Böyle artık elmasından, armudundan, ayvasından her şey böyle cennet bahçesi gibi. Bu arkadaşına konuşurken diyor ki ben senden mal bakımından diyor daha fazlayım. Ve diyor çoluk çocuğum da daha fazla. Ve böyle kendi kendine zulmederek bahçesine giriyor ve diyor ki bu diyor bu güzellik ebedi kalacağını zannediyorum diyor yani. Bu bendeki bu mülk gitmez diyor. Zaten diyor bir hani kıyamet kopacağını da sanmıyorum. Yani bunun başına bir iş geleceğini de zannetmiyorum. Zaten kıyamet kopsa bile hatta ben daha iyisini bulacağıma inanıyorum diyor. Öbür arkadaşı diyor ki yine o sohbet esnasında yahu diyor seni topraktan sonra da nutfeden yaratan ve seni adam kılığına getiren Allah'ı diyor görmezden mi geliyorsun? اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ Seni topraktan, sonra da bir nutfeden yaratan Rabbini görmezden mi geliyorsun? Sana adam kılığı vermiş. Ben ise diyor, bana gelince o benim Rabbimdir, o Allah. Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Yani kendimi de ortak koşmam diyor adeta. Gücümü, kudretimi, efendim, yaptıklarımı, fiillerimi ortak koşmam. Keşke diyor, bakınız, وَلَوْ لَا اِذْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهِ Yahu diyor sen şu bahçene girdiğinde deseydin ki maşallah deseydin. Allah'ın dilediği işte. Allah böyle murad etti, böyle oldu deseydin. La kuvvete illa billah. Güç kudret onun. Ne verdiyse o verdi. Keşke böyle deseydin. Evet diyor sen beni diyor mal ve evlat bakımından biraz az görüyorsun ama belki diyor Allah diyor bana senin bahçenden daha güzelini verir ve senin bahçene de diyor gökten böyle ummadığın bir şey gönderir. Sonra diyor böyle çıplak kalıverir bahçe diyor adeta. Ve belki ne bilirsin diyor bu diyor bahçenin suyu çekilir gider de sen bir daha onu geri getiremezsin. Böyle bir Cenab-ı Hak şeyden bahseder, muhabereden bahseder Kehf suresinde. Şunu ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın verdiği mal nimeti, evlat nimeti, ziraat, bahçe, işte ne bileyim efendim her türlü nimette hakkı sezebilmek, onu görebilmek, onu fark edebilmek. Esas kulluktaki kalite ya da insaniyet kalitesi buralarda belli oluyor. Gönlün uyanık ya da uykuda oluşu, gaflette oluşu buralarda belli oluyor. İşte Yüce Rabbimiz de her gün görüp durduğumuz belki değil mi? Bağı bahçesi olan insanın her gün görüp durduğu o üzüm bağlarını, bahçelerini, işte salkım salkım hurmaları, zeytinini, ayvasını, neyse narını efendim sürekli gördüğü, gören kimselere adeta o bakınız onları sıradan görmeyin. Onların hepsini o Allah inşa etmiştir. Yani siz aşı yapmış olabilirsiniz, suyunu vermiş olabilirsiniz. Ama yaratan siz değilsiniz. Onlar size Allah'ın bir ikramı diyerek bunlara hatırlatır.
Ve şöyle buyurur. Birbirine belki benzer ama bunlar diyor Cenab-ı Hak. Benzeyeni var, benzemeyeni var. Fakat diyor onların yenişi çok farklıdır. Muhtelifen ükülü. Onun yiyişi çok farklıdır. Efendim rengi farklı değil mi? Aynı elmayı yersiniz. Bir sarı elma var. İşte efendim kırmızı elma var. Daha farklı türleri var. Ekşisi var. Tatlısı var. İşte hurmanın bilmem kaç çeşidi var. Araplara sorsak belki diyecek ki 50 tane çeşidi var hurmanın. Belki daha fazla. 200 tane çeşidi var diyecek. Şu an bilmiyoruz ne kadar çeşidi var. Hepsi adı hurma ama kaç çeşit var. Zeytine bakıyorsunuz. Pazara gidiyorsunuz. Hepsi zeytin. Ama zeytin var, zeytin var. Kaç çeşit zeytin var. Bunların hepsini diyor Mevla halkediyor. Mevla yaratıyor. Bunu görün. Ve tamam bu meyveler meyveye durunca onların meyvelerinden yiyin. Ama diyor onları koparırken, toplarken, işte devşirirken, bağ bozumunda, elma bozumunda, armut bozumunda her neyse o gün de onun hakkını verin. Onun hakkı ne? Müfessirlerimiz der ki bu ayetler Mekke'de nazil olmuştur ve zekat henüz o zaman farz değil. Zekat farz değil ama infak yani Allah'ın verdiği rızıklardan başkalarını istifade ettirme anlamında faydadan istifade noktasında fakir fukarayı, yetimleri görüp gözetme noktasında ta ilk inen ayetlerden itibaren Cenab-ı Hak infakı emreder. Bu da öyle. Yani şimdi Anadolu'muzda vardır yine böyle bağ bozumunda işte yoldan geçen herkese bir işte üzüm gönderirler. Bir tas üzüm gönderir. İşte elma indiriyorsa elma gönderir. Gel der. Gel Hacı abi gel der. Buyur beraber ye iç der. Çocukları götür buradan biraz der. Bu güzel bir şey. Demek ki bu Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi. Olanı var olmayanı var. Değil mi efendim? Adam işte bahçenizin yanından geçiyor. Siz de salatalıklar yeni çıkmış. Topluyorsunuz torbanıza işte bir şekilde. Oradan yoldan geçen insan onu da görüyor, gözü görüyor diyelim. Veya bir kişi bakıyor oradan. Ona da ver. Gözü kalmasın. Yani bu Anadolu'muzda vardır bu. Hatta şey mesela ekmek yapılırdı. O ekmeğin kokusu gider komşuya diye. Diyelim ki bahçe kapısı açık da o yoldan geçen birisi gördüyse hemen anneler evlatlarını gönderirler. Koş şu amcana bir ekmek ver derler. O ekmeğin kokusu onun burnuna gitmiştir diye. Efendim bunlar tabii hep Rabbani terbiyenin edepleri, öyle söyleyeyim. Allah'ın terbiyesinin edepleri bunlar. Bunları kaybetmemek lazım. Şu an apartmanlarda insan balkonunda bazen işte balık kızartıyor, et kızartıyor değil mi? Komşuya kokusu gitmiş, adam alıyormuş, alamıyormuş. Kimse kimseyi düşündüğü yok. İşte Yüce Rabbimiz bu anlamda müminin uyanık olmasını, etrafını da görüp gözetmesini, bir şekilde onların gönüllerini almasını, ikram etmesini istiyor. İkram etmesini istiyor. Hatta yine Ashab-ı Darvan diye, Darvan kıssası diye bir kıssa anlatılır yine Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bu babaları salih evlatların, yani babaları vefat ettikten sonra tarlaları kendilerine kalır. Babaları infak ehli birisidir. Bunlar ama bir gün anlaşırlar kardeşler. Derler ki, yahu derler sabahleyin sessizce gidelim şu bağımızı bozalım. Ama derler dikkat edin hiç fakir fukara kimse de görmesin. Tamam mı? Çaktırmadan tabiri caizse. Çaktırmadan şu bağ bozumunu yapalım. İsterler mi isterler versen bir türlü vermesen bir türlü diye tabiri caizse. Böyle bir plan yaparlar. Fakat Cenab-ı Hak tabii bilmez mi kullarının gönüllerini, niyetlerini. Bahçeye bir varırlar ki ulan kömür olmuş, yanmış bahçe. Derler ki herhalde biz yanlış yere geldik. Herhalde biz yanlış yere geldik. Aslında yanlış yere gelmediler. Cenab-ı Hak madem ki sen Allah'ın kullarından az da olsa bir şeyi sakınıyorsun. Şimdi adam 40'ta biri vermekte zorlanıyor. 40'ta biri vermekte zorlanıyorsun ama ne bilirsin o malının mülkünün başına yarın Allah bir yangın gönderir, bir başka efendim kriz gönderir, yerin dibine batarsın tabiri caizse yani. Artı 5 milyondayken eksi 5 milyona dönüverirsin. O bakımdan Yüce Rabbimiz şu yeryüzüne gönderdiği bu ikram sofrasından kimine az, kimine çok lütfediyor. Ama buyuruyor ki işte kendisine çok verilenler az verilenleri görsün, gözetsin. Sizin malınızda onların hakkı var buyuruyor. İşte burada da dikkat ederseniz
Yüce Rabbimiz diyor ki onlar bu işte meyveler meyvesini verdiği zaman diyor yiyin tamam. Ama ve atu hakkahu yevme hasadi, o meyveleri toplarken de onun hakkını verin. Ve fakat israf etmeyin. Yani buradaki israfı bazen iki türlü anlıyorlar. Bir, siz israfçı olmayın. İkincisi, vermekte de israf etmeyin anlamını da çıkaran müfessirlerimiz olmuş. Nasıl olur insan vermede israf olur mu? Normal şartlar altında denir ki, israfta hayır yoktur ama hayırda da israf olmaz derler. Hayırda verdiğin kadar ver. Fakat Yüce Rabbimiz her şeyde olduğu gibi vermede de bir denge gözetilmesini ister, bir itidal gözetilmesini ister. İnsanın elinde ucunda ne varsa hepsini dağıtmasını da Yüce Rabbimiz tavsiye etmez. Sonra der, böyle oturur kalırsın der. Üzülürsün bu sefer. Onun için elbette kendine lazım olanı, ihtiyacın kadar olanı ayır, al. Bunun önünde bir mani yok. Ama tamamen de böyle sıkma der Cenab-ı Hak. Elini de sıkma. Hani zırnık koklatmaz derler ya bazen. Adam zırnık koklatmaz derler. O kadar cimridir. Ha, bu kötü bir şey. Yani o cimrilik yakıcı bir ateş. O bakımdan Kur'an daha çok veren insan tipi inşa etmek ister. Verici insan. Alıcı insandan ziyade verici kişilik inşa etmek ister. Allah müsrifleri sevmez. وَمِنَ الْاَنْعَامْ حَمُولَةً وَفَرْشَ. Yine Allah bu sağmal hayvanlardan efendim binek olanlarını ve kesilerek etinden, yününden, derisinden istifade edilenlerini yaratmıştır. Onları da Allah yaratmış. Nasıl bitkilerden saydı Yüce Rabbimiz, efendim, zirai mahsullerden, meyvelerden ikram ettiklerini hatırlattı. Şimdi diyor ki, buyuruyor ki, hayvanattan da o sağmal hayvanlardan o eti, sütü bir şekilde insanların faydasına sunulan hayvanlardan, bunlardan binek olanları var, işte deve gibi efendim bir şekilde hem eti yenir, hem sütü içilir, hem binilir, hem de sadece efendim bir şekilde kesilen, etinden istifade edilen hayvan türleri var. Yününden istifade edilen hayvan türleri var. Ve ferşadan kasıt daha çok müfessirlerimiz o kesilerek etinden istifade edilen hayvan türlerine işaret olarak görmüş. Kimisi de firaş kelimesinden de yola çıkarak böyle sergi olarak işte postunu kullanıyorsunuz, yününü eğiriyorsunuz, bir takım şeylerden istifade ediyorsunuz, koyun gibi hayvanların. Bunlara dikkat çekiliyor, buyuruluyor. Bunları da Allah inşa etmiştir. Külû mimmâ razakakumullâh. Artık Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Yani bu rızık olarak verdikleri, yerin çıkardıkları olabilir, yerden çıkan nimetler olabilir. Bu nevi hayvanat olabilir. Eti helal, yenilmesi helal olanlar. Yiyin. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Yani kendi kendinize bir takım helali haram kılarak şu hayvan efendim Allah'a adanmıştır, yenmez. Şu efendim putlara adanmıştır, artık bunu salıverelim. Bunun etinden istifade etmeyelim ya da bunun sırtına yük vurmayalım gibi böyle bir anlayışa girmeyin. Bu şeytanın sizi aldatmasıdır, sizi mahrum bırakmasıdır Allah'ın nimetlerinden. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Bu noktalarda yani yeme içme noktalarında da şeytanın adımlarına uymayın. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب۪ينَ. O şeytan çünkü sizin için apaçık bir düşmandır. Ta babanız Adem'den itibaren o Adem'e ve nesline düşmandır aleyhisselam. O zaman şeytanın dediğini değil, Allah'ın dediğini yapın. Şeytanın izinden değil, gönderdiğimiz Resullerin izinden gidin. Cenab-ı Hak şimdi bu hayvanatı bize sayıyor. Efendim bir şekilde. Zaten bu surede En'am suresidir ki bu ayetlerden ismini almıştır. Suretül En'am, En'am sağmal hayvanlar demek. Bunlar semaniyeti ezvaç. Bunlar 8 eştir. Yani
Şöyle erkekli dişili olarak 4 grup hayvan, dolayısıyla 8 sınıf diyelim. 8 sınıftaki hayvanata efendim Cenab-ı Hak En'am ismini veriyor. Minadda'nithneyn, koyundan 2, yani erkek ve dişi olarak. Erkek koyun, dişi koyun. Ve minel ma'zithneyn, keçiden 2, erkeği ve dişisi. قُلْ اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ. De ki ey Habibim, o müşriklere bir sor bakalım, bir de bunların erkeklerini mi yoksa dişilerini mi, ya da bu dişilerin, bu iki dişinin hamile olan bu iki dişinin karnındakileri mi Allah haram kıldı? Hangisini haram kılmış? قُلْ اَذَّكَرَيْنِ, bu iki erkeği mi Allah haram kıldı? Yani hem koyunun erkeği koç, hem keçinin erkeği. Bunu mu haram kıldı Allah? Bunların dişilerini mi haram kıldı? Hangisini haram kıldı? Yoksa bu dişilerin karnındakileri mi haram kıldı? Yani onlar kendilerince haram sayıyorlar ya. Söyle diyor, hangisini haram kıldı? نَبِّعُونِي بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer sözünüzde sadıksanız, iddianızda sadıksanız, bir ilme dayanarak bunu bana bir verin bakalım. Bunun bir haberini verin. Buradaki ilim, Allah'tan gelen bir belge mi var elinizde? Bir ilim mi var? Kesin bir bilgi mi var? O zaman kesin bilgi varsa söyleyin. Kesin bilgi yoksa, Allah'tan gelen bir ilahi vahye dayanmıyorsanız, bu, o zaman siz hevanızın neticesi olarak bu sonuca varıyorsunuz demektir diyerek Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Mekke müşriklerine, o dönemin insanlarına bu şekilde hitap etmesini emrediyor. O zaman bana haber verin, ama rastgele bir şeyle, işte atalarımızı böyle bulduk, şunun için şunun için diyerek kendi uydurduğunuz gerekçelerle değil, Allah'tan size bir ilim mi geldi, bir bilgi mi var? Bu bilgiye dayanarak mı yapıyorsunuz bunu? Bu noktada bana bir bilgi verin bakalım. Yine devam ediyor Yüce Rabbimiz o 8 sınıfı saymaya. Şimdi 4'ünü saymış olduk. Koyun erkeği ve dişisiyle 2. Keçi erkeği ve dişisiyle 2. Etti 4. Evet. Ve minel ibili isneyni ve minel bakar isneyin. 2 deveden, 2 de sığırdan efendim olmak üzere tam 8 oluyor. İşte erkek deve, dişi deve ve sığır cinsinin de erkeği ve dişisi. قُلْ اَذَّكَرَيْنَ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ. Yine söyleyin bakalım. Bunların iki erkeği mi Allah haram kıldı, iki erkeğini, ya da iki dişisini mi haram kıldı? Yoksa bu iki dişinin taşıdığı karnındakileri mi haram kıldı? Hangisini haram kıldı? اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَذَا. Yoksa siz bunların haram olduğuna dair Allah'ın size olan vasiyetini, tavsiyesini yaparken siz şahitler miydiniz? Yani siz diyor Cenab-ı Hak bunları haram kılarken siz orada şahit miydiniz yoksa? Yani Allah'ın haram kıldığını bizzat işittiniz mi yoksa? Gördünüz mü? Böyle bir şey mi var? فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلِمٍ. Yani hiçbir ilmi dayanağı olmadan, kesin bilgiye dayanmadan, insanları saptırma maksatlı, yalan olarak Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Yani Allah'ın buyurmadığı bir şeyi sanki Allah haram kılmış gibi, haramdır diyerek insanları saptıran, yoldan çıkaran, insanları bir takım şeylerden mahrum bırakan kimseden daha zalim kim olabilir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Allah'a karşı zulmetmiş, Allah adına iftira ediyor çünkü. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Şu bir hakikattir ki Allah zalimler topluluğuna asla hidayet etmez. Onlar hidayeti tadamazlar. Onlar hidayeti bulamazlar, doğru yolu bulamazlar zalimler. Demek ki buradan bir şey daha anlaşılıyor. İnsanı hidayetten alıkoyan en önemli günahlardan bir tanesi zulüm. Hele hele Allah'a karşı işlenmiş bir zulüm. İnsanın Allah'a karşı haddini aşarak, bir bilgiye dayanmadan bir takım vasıflar yüklemesi, bir takım hükümleri yüklemesi ne büyük bir zulümdür demek ki. Yüce Rabbimiz bunu affetmiyor. Kendi adına yalan konuşanı affetmiyor. Burada hakikaten son derece tehlikeli bir nokta var. Yani o da
ilim adamlarının daha çok dikkat etmesi gereken bir konu. Eğer Cenab-ı Hakk'ın açıkça bir beyanı, verdiği bir mesajı yoksa, insanın kesin bir şekilde onu Allah'a izafe etmesi çok büyük bir vebal. O bakımdan tefsir alimlerimizin bir edebi de şu: açıklarlar ayeti, anladıklarını açıklarlar, ifade ederler. Sonra derler ki vallahu a'lem bi muradihi. Çok açık bile olsa derler ki Cenab-ı Hak, biz bunu anlıyoruz ama esas bu ayetten neyi kastettiğini yine en iyi o bilir. Bizim söylediğimiz izahlarımız bir şekilde zannî bilgilerdir. Yani kanaatlerdir. O anki o metinden anladıkları bilgilerdir. O bakımdan insanların anlayışları elbette her zaman sorgulanabilir, değerlendirilebilir, farklı farklı. Öyle değil, şöyle anlaşılabilir denir iyi niyetle. Elbette Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerini Kur'an'dan çıkarırken ya da ilahi ayetleri bir şekilde tefsir ederken, yorumlarken son derece efendim bilinen esaslara, temellere riayet etmek durumundayız. Cenab-ı Hakk'ın aynı konuyla ilgili başka ayetlerde daha açık beyanları varsa biraz kapalı olan ayetleri onlarla açıklamak. İkinci olarak alimlerimiz buyururlar ki bu ayetlerle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl anladığına dair bize sahih bilgiler gelmişse onlara tabi olmak her Müslümanın üzerine farzdır. Yani önemli olan o bilginin bize kadar sahih bir şekilde gelmiş olmasıdır. Onu da alimlerimiz zaten büyük tarih boyunca yaptıkları çalışmalar neticesinde hangi rivayetlerin sahih, hangilerinin zayıf, hangilerinin mevzu yani uydurma olduğunu zaten tespit etmişlerdir. Bu itibarla en güçlü tefsir, en güçlü yorum efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarıdır. Çünkü bizim bildiğimiz, bilmediğimiz şekilde Yüce Rabbimiz o Peygamber-i Zişan Efendimiz'i zaten herhangi bir yanlışı söz konusu olduğu zaman uyarmaktadır. Ve yanlış anlaşılma varsa onu tasih etmektedir. Bu itibarla peygamberler ehli sünnet alimlerimizin tespit ettiği prensibe göre masumdurlar. Masumiyetleri Cenab-ı Hakk'ın koruması altında olmalarından kaynaklanır. Herhangi bir zelleleri söz konusu olursa, ufak bir sapma diyebileceğimiz herhangi bir şey söz konusu olursa anında Yüce Rabbimiz tarafından düzeltilmektedir. Bu itibarla en güçlü tefsir Kur'an'ın, Kur'an'la tefsiri ve Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in tefsiridir. Ha, onun dışındaki müfessirlerimiz, Kur'an'ı açıklayan insanlar, alimlerimiz, ariflerimiz elbette gönüllerine doğan bir takım manaları paylaşabilirler. Bir takım işte Arapçadan kaynaklanan, lügatten kaynaklanan, lisandan kaynaklanan inceliklere dikkat çekebilirler. Fakat bütün bunlar hepsi zan ifade eder. Yani onların kanaatleridir. %50'nin üzerinde gerçeklik payı olan hususlardır. Binaenaleyh bu tefsir yaparken de ya da tefsirlere yaklaşırken de bu edebi gözetmek durumundayız. Kul de ki ey Nebi-i Zişan, la ecidu fîmâ uhiye ileyye muharraman ala ta'imin yad'amuhu. De ki ey Habibim, bana vahyolunan hususların içerisinde yiyen kimsenin yiyebileceği şeyler noktasında haram olarak sadece şunlar bana bildirilmiştir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vahiy olarak bildirilen, haram olarak haram kılınan hususlar şunlar. İşte illa en yekune meyteten. Yani başta şöyle: kul la ecidu ma uhiye ileyye muharramen ala ta'imin yed'amuhu. Yani yiyen kimsenin efendim yeme noktasında kendisine haram kılınan hiçbir şey görmüyorum. Yok. Yani asıl olan kainatta helallerdir. Helaller çoğunluktadır. Haramlar istisnadır. Nedir o istisnalar? Normalde yenilebilecek şeyler söz konusu olduğunda
Yasaklanmış hiçbir şey yok. Ancak şunlar yasaklanmıştır. İlla diyor Cenab-ı Hak. İlla en yekune meyteten. Bu yukarıda etleri yenilebilecek olarak sayılan hayvanlar içerisinden meyte varsa, yani leş diyoruz biz buna. Kendi kendine ölmüş. Yani kesilerek ya da avlanılarak değil de düşmüş işte bir yerden, araba çarpmış, efendim bir taştan yuvarlanmış, iki hayvan birbiriyle efendim tokuşurken, tabiri caizse toslarken biri diğerini öldürmüş ve bu şekilde meyte haline dönüşmüş, kendiliğinden ölmüş diyelim. Kendiliğinden ölmüş olanlar, bunlar yenmiyor. Bunlar haram. Cenab-ı Hak bunların yenmesini istemiyor. Ev demen mesfuhan ya da akmış kan. O Arapların adetinde akmış kan da dondurularak yenilirmiş. Artık kızartılarak yenilir, kızartılmadan yenilir. Demek ki öyle bir alışkanlıkları da var. Yani kan yiyiciler diyelim yani. Maalesef tabii kan içiciler vardır hala. Bugünkü dünyada bile vardır. İşte bu hayvanların etleri her şeyi yense bile bu akmış kanları yenilemez. Bu da haram. Kesildikten sonra etin içinde kalan kanlar affedilmiştir. Yani onlarda bir sıkıntı yok. Ama akmış kan, bu da yasaklanıyor. Demen mesfuhan, akmış kan demek. Ev lahme hınzirin ya da domuz eti. Domuz eti, bu da haram. Fe innehu ricz, çünkü o bir pisliktir diyor Cenab-ı Hak. Hakikaten domuzun her şeyi necistir. Ya da ev fiskan uhille li gayrillahi bih. Allah'tan başkası adına kurban olarak kesilen ve fısk olarak kesilen, yani ilahi hudutların dışında kesilen demek bu. Cenab-ı Hakk'ın belirlediği esaslar çerçevesi dışında kesilen, ki Cenab-ı Hak kesilen hayvanların Allah adına kesilmesini, Allah'ın adıyla kesilmesini emretmiştir. İşte Allah'ın adı dışında, Allah adına olmayan bir takım adaklar diyelim. Putuna adamış adam. İşte dolayısıyla şahıslara, şu falana kesiyorum dediğin bile bu anlamda şey oluyor, murdar oluyor. Evet, Allah'tan başkası adına kesilenler. Bunlar haram. Bak, dört tane madde saydı burada Yüce Rabbimiz. Meyte, leş dedik. Kendi kendine ölmüş hayvan. Akmış kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların etleri. Bunlar haram. فَمَنْ اَزْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Kim zorda kalırsa, çaresiz kalırsa demek. Kim çaresiz kalırsa, böyle bir başkasının hakkına tecavüz etmeden, efendim aşırı da gitmeden, yani zaruret ölçeğini de geçmeden, onlar bir şekilde yiyebilir bu sayılanlardan. Ama فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Çünkü Rabbin bağışlayıcıdır ve son derece merhametli ve şefkatlidir. Yani insan domuz eti var, yemese ölecek. O kadar aç. İşte orada efendim ölmeyecek kadar yemesi helal. Çünkü can daha kutsal. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا. Yahudiler üzerine ise, Cenab-ı Hak şimdi Yahudilerle ilgili bunlara, onlara da bir takım tabii yiyecek sınırları konuyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي زُفُرْ. Biz Yahudilere tırnaklı olan bütün hayvanları haram kıldık. Yani tırnağı olan tüm hayvanlar onlara haram. وَمِنَ الْبَغَرِ وَالْغَنَمِ. Sığır cinsinden ve koyun cinsinden, koyunlardan ise harramna aleyhim şuhumehuma. Onların iç yağları da haram onlara. İç yağları bize helal. Mesela onlara haram. İlla ma hamalet zuhuruhuma. Ancak bu iki hayvan türünün sırtlarına yapışmış işte etten ayrılması artık zor olan yağları, evil havaya ya da bağırsaklara yapışmış olanları, ev mahtelata bi azm ya da kemiğe iyice karışmış olanları, kemikten sıyırmak zor. Bunlar helal, tamam. Bunların dışında iç yağları da haram.
Niye bunlara artı fazla haram var? ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيهِمْ Onlar birçok konuda aşırı gittiler, haddi aştılar. Biz de onlara karşılık olarak, ceza olarak bunu yaptık diyor Cenab-ı Hak. Yani onlara bir takım bize ümmeti Muhammed'e helal olan şeyler de haram kılınmış. Son dinle Cenab-ı Hak tertemiz olan her şeyi ümmeti Muhammed'e helal, pis olan şeyleri de haram kılmış. Ayet-i kerimede buna da dikkat çekilir. وَاِنَّا لَصَادِقُونَ Ve Rabbimiz buyuruyor ki biz her şeyde sadıklarız. Yani sözünde, yaptıklarında sürekli doğruya isabet eden kimseler biziz. Biziz diyoruz. Cenab-ı Hak burada tabi azametine dikkat çekiyor. Yüce Zat-ı Uluhiyetine zaman zaman Cenab-ı Hak biz diye efendim işaret eder. Burada da aynı şekilde. فَاِنْ كَذَّبُوكَ اَيْ نَب۪ي زِيشَانْ Şayet seni yalanlayacak olurlarsa, sana yalancı diyecek olurlarsa veya bu ayetler geldi. Bu ayetleri de yalanlayacaklarsa, bu hakikatleri sen Allah adına beyan ediyorsun. Seni yalan sayacak olurlarsa فَقُلْ de ki onlara رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَاسِعَةِ Aslında sizin Rabbiniz rahmeti son derece geniş olandır. Kullarına eşsiz merhamet sahibidir. Rahmetine sınır çizmek mümkün değildir. Zü rahmetin vasi'a. Ancak وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُرْجِمِينَ O günahkarların, günahkar kavimlerin hak ettiği azabı, cezayı da kimse geri çeviremez. Yani Allah işte mücrimler topluluğuna, o günahkarlar topluluğuna bir de azap ve gazabını eriştirecek olursa da ona engel olacak da kimse yoktur. Kimse yoktur. Bu bakımdan burada dikkat edilirse Yüce Rabbimiz detay gibi görünen ama son derece önemli bir takım hususların altını çizmiş oluyor. Bütün insanlığa yönelik olarak. İnsanlar kendi kendilerine haram koyabiliyorlar bazen. Yasak koyabiliyorlar. İşte mesela et yemiyor adam hiç. Tamam yemeyebilir ama eti kendine haram etmeyecek. Adam efendim ben diyor şu cinsi hiç yemem, yemeyeceğim. Tamam, yememe hakkım var. Yemeyebilirsin, illa yemeye mecbur değilsin. Ama kendine haram kılma hakkın yok. Yani ben işte şu balı ya da şu pekmezi veya şunu artık ebediyen yemeyeceğim. Yok, böyle bir şey doğru değil. Böyle bir şeye Cenab-ı Hakk'ın rızası da yok. Ha, şu an tercih etmiyorum diyebilirsin. Pek bu konuları, yani bu yemek türüne karşı ilgim yok diyebilirsin. Olabilir. Ama onları yasaklamak, haram kılmak, insanın kendini mahrum etmesi anlamında doğru değil. Daha da önemlisi, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılma noktasında böyle bir efendim cüret, büyük bir cürettir, büyük bir zulümdür. Hiçbirimiz dilimizi bu anlamda şu Allah'ın helal kıldığı hususlarda yasaklayıcı bir konuma alıştırmamamız gerekiyor. Yani dilimiz bu çerçevede haddimizi bilecek cümleler kurması gerekiyor. Yani aksi halde hakikaten son derece sanki ilahlaşma temayülü gibi, Allah'la yarış yapar gibi, Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde Allah adına hüküm verme gibi efendim çok küstah bir konuma kendimizi koymuş oluruz ki bu da büyük bir edepsizlik olur. O zaman bu ayetlerin bize öğrettiği edepler öncelikle bize lütfedilen gerek zirai nimetler olsun, yerin bitirdikleri, gerekse hayvanat türünden olsun. Allah'ın verdiği her bir nimeti önce nimet olarak görüp saygı duymak. Ve o nimetleri Cenab-ı Hak bir şekilde bize ikram ettiyse onun şükrünü eda etmeye gayretli olmak. Allah'ın nimetleri üzerinde tasarrufu yalnız Allah'a bırakmak. Şu helaldir, şu haramdır hükmünü ancak onun izniyle onun bize gönderdiği bilgiler çerçevesinde, mesajlar çerçevesinde, ayetler çerçevesinde belirlemek mümin insanın uyması gereken
çerçevedir, edeptir, ahlaktır, Kur'an ahlakıdır. Yüce Rabbimiz hem zahirde hem batında bütün efendim nimetlerde Zat-ı Uluhiyetini görmeyi ve şükrünü eda etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.